Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere JBL markasının bu TUM 500 ya da T500'ün kutu açılışı ve inceleme videosunu çekeceğiz. Bunu reklam vermek gibi olmasın ama hepsiburada.com'dan yaklaşık 240 TL'ye satın aldım. Tabii daha ucuza farklı platformlardan sahip olabilirsiniz. Bu kulaklığımız öncelikle belirteyim orta düzey bir kulaklık. Yani çok çok iyi bir kulaklık değil ya da çok kötü bir kulaklık değil. Ancak böyle fiyat performans ürünü diyebileceğim ve çok tercih edilen bir kulaklık olduğu için bunu çekme gereği duydum. Şimdi kısa bir bilgi vereyim. Bu JBL açılımı ile ilgili. Bu JBL arkadaşlar James Bloch Lansing. Kendisi Amerikalı bir ses mühendisi ve hoparlör tasarımcısı. Tabii 1949 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. İsminin baş harflerini vermişler. Şimdi önce bunu bir açalım. Bir içinde ne var onu görelim. Zaten içinde kulaklık ve muhtemelen garanti belgeleri olacak. Şimdi hemen açalım. Şu şekilde hemen arka kısımdan içini görebiliyorsunuz. Pembe renkli arkadaşlar bu. Tabii bunun farklı renk seçenekleri var. Mavi, siyah ve arkadaşlar beyaz renk seçenekleri bulunuyor. Pembe muhtemelen en ideal renk seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Özellikle gençler için tercih edilebilecek bir renk seçeneği. Bir küçük kullanım kılavuzu bulunuyor şu şekilde. Evet, şu şekilde atalım. Evet, şu şekilde kulaklığımız. Daha küçük bir hale de geliyor. Bu şekilde katlanabilir bir yapısı bulunuyor. İlk izlenimim şu arkadaşlar. Biraz daha böyle kafa yapısı böyle küçük olanlar için oldukça ideal olacağını söyleyebilirim. Şurada hemen yumuşak sentetik deri özellikle arkadaşlar kulaklık yapısı bulunuyor. Şu kısımda da bir sert plastik bir malzeme var. Orta düzey yani çok kaliteli değil ama çok kalitesiz de olduğunu söyleyemem. Şöyle bir kablosuna bakalım. Kablosun hemen şu kısmı arkadaşlar şu kısmında bir yamukluk olduğunu görüyorsunuz. Bu gayet ideal çünkü normalde kulakları böyle düz şekilde oluyor ve sürekli eğildiğinden dolayı bozulabiliyor. Burada şöyle bir detay eklemişler. Ancak kablosunun biraz ince olduğunu şu şekilde görebiliyorsunuz. Umarım yani ilerleyen zamanlarda aslında bu belli olacak ya da kullananlar bunu daha iyi bilecekler. Uzun süreli kullananlar tabii. Kablosunun ne kadar dayanıklı olabileceği. Ama ilk bakışta böyle hani kablosunun çok dayanıklı olabileceği hissiyatını vermiyor. Ama muhtemelen iyidir çünkü JBL gerçekten de çok kaliteli bir marka olduğunu belirteyim. Dediğim gibi bu şu kısmı malzeme kısmı kulaklık kısmı yumuşak bir yapıdan oluşuyor. Şuradan da mesela bakın şu üst kısımda hemen tepe kısmında da yine yumuşak bir malzeme var sentetik deriden oluşan. Şu kısımlar açılabilir özellikle yine sert plastikten oluşmuş şu şekilde bakın açılabiliyor. Gayet güzel. Hoş bir aslında kulaklık izlenimi veriyor. Tabii dediğim gibi bu orta düzey bir kulaklık. Almışam böyle hani süper bir kulaklık değil. Ancak çok kötü bir kulaklık da değil. Terleme yapar mı? Uzun süreli kullandı arkadaşlar. Birçok kulaklık terleme yapıyor. Ben terleme yapmayana çok denk gelmedim. Kendim de kaliteli bir kulaklık kullanıyorum ama bunda çok uzun süre kullandı. Belki bir terleme yapabilir diye düşünüyorum. Yani bir saatten fazla falan kullanırsanız. Özellikle sporcular için ideal mi? Aslında bu kafa yapısıyla ilgili. Çünkü mesela ben yorumları da okudum. Bazı kişiler spor yaparken kulaktan kaymadığını falan söylüyor. Ama bazıları için arkadaşlar işte kulaktan kaydığını falan söylüyor. Bu tamamen kafa yapınızla ilgili olacağını belirteyim. Ağırlık kısmına gelin. Arkadaşlar ağırlığı 148 gram. Kablolu olanların ağırlığı 148 gram. Kablosuz olanlar var. Bu modelin kablosuz olanı da var. Bluetooth olanı. Zaten kablo olmuyor. Ama Bluetooth olmasından dolayı arkadaşlar ağırlık artıyor ve 155 grama yükseliyor. Tabii içinde Bluetooth şeyden dolayı, bataryasından dolayı. Ancak tercih olarak kablolu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bluetooth'lar biraz bu şarj sorunu vesaire nedeniyle arkadaşlar sıkıntı olabiliyor. Eğer tabii daha önce kullandıysanız Bluetooth kulaklık sizin işinize yarayacaktır. Ancak
Normal kullanımda arkadaşlar kablolu ben sizin için tavsiye ediyorum. Daha önce deneyiminiz olmadıysa Bluetooth kulaklık konusunda bu kablolu kulaklık işinize yarayacaktır. Bunun uzunluğu, kablosunun uzunluğu arkadaşlar 1 metre 18 santim, yani 118 santim olarak gösteriliyor. Ve sürücülerine baktığımız zaman 32 milimetrelik sürücüler var. Aslında bu çok çok iyi. Yani 10 üzerinden gerçekten 7 verilecek bir rakam. Sürücülerin 32 milimetre olması gayet iyi, gayet ideal. Bir de şimdi bunun empedans değeri var ve dinamik frekans yanıt aralığı var. Bu iki değer arkadaşlar kulaklık alırken dikkat etmemiz gereken en önemli değerlerden bir tanesi. Empedans değeri ne? Empedans değeri arkadaşlar kulaklığın harcadığı enerjiyi ifade ediyor. Aslında bu kulaklık için enerji kavramı çok da önemli değil. Çünkü zaten kablolu. Ancak eğer bunun Bluetooth versiyonunu alacak olursanız bu empedans değerine dikkat etmeniz gerekiyor. 32 ohm değerinde bir empedans değeri var. Ve bir de arkadaşlar frekans yanıt aralığı ya da dinamik frekans yanıt aralığı ya da frekans yanıt aralığı diye bir kavramımız var. Bu olabilecek en önemli kavram. Peki ne bu? Bunu genel olarak hertz olarak ifade ediliyor. Bu frekans aralığı azaldığı zaman ses incelirken arttığında arkadaşlar ses kalınlaşıyor. Oyuncu kulaklarında ise bu değer oyundan gelen sesleri algılayabilmenizi sağlıyor. Kulaklığın hertz araları ne kadar geniş olursa oyuncular oyun esnasında gelen sesleri o kadar rahat alabiliyor. Tabii müzikler için de bu geçerli. Şimdi bunun üzerinde şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Şöyle bir buton var. Daha doğrusu mikrofon özelliği var. Yani bunu cep telefonunuza takıp ya da tabletinize tabii WhatsApp özelliği varsa ya da normal telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz bunu. Hemen şurada bakın. Şöyle ufak bir delik var. Bu mikrofon. Bir de üstünde bir şöyle bir buton var. Bu buton şöyle. Bir defa eğer müzik dinliyorsanız bir defa bastığınızda arkadaşlar müzik durur. İkincisine müzik oynamaya başlar. Çift tıklarsanız buna ne yapar? Diğer müziğe geçer. Üç defa üst üste tıklarsanız bir önceki müziğe geçiyor. Böyle bir kullanım var. Birisi telefonla ararsa buna bastığınız zaman otomatik olarak telefon görüşmesi başlıyor. Bu şekilde arkadaşlar bunun bir kullanımı bulunuyor. Ses izolasyonuna gelelim. Ses izolasyonu arkadaşlar orta düzey. Yani dinlediğiniz müziği çok yüksek açarsanız dışarıdaki insanlar da az biraz duyabilir bu sesi. Bu nedenle orta düzeyde dinlediğiniz zaman ses izolasyonu oldukça ideal ölçüde olacaktır. Şu şekilde mesela daha yakından göstereyim. Şu şekilde içinde arkadaşlar right ve left sembolleri yer alıyor. Yani şu şekilde kullanıyorsunuz. Right ve left sol şeklinde kulağınıza takıyorsunuz. Mikrofon kısmı daha doğrusu şu şekilde sağ kablo kısmı sağ tarafa gelecek şekilde kullanılıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlar bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.